It's another time, it's another day. Numbers they are new, but it's all the same. Running from yourself, it will never change. If you try, you could die. Herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. I'm Aiden. Made it into the tournament. Bu gördüğünüz iki kostümü de alabileceksiniz arkadaşlar bu arada. Get in when you're ready. Yani hoşunuza gittiyse eğer bunları da kullanabiliyorsunuz. Bu menümüzden geçiyoruz Carnage'le. Bu şekilde. Yani buraya devam et dediğim zaman map değiştirecek. Map'in farklı bir yerine gidiyoruz yani şu an. Ben size mekanı tanıtacağım zaten. Hani nerede ne var. Güzel gözüküyor ama. Belki hoşunuza gider, belki gitmez. Ona göre alırsınız. İyice göstereceğim her yerini. Any bets on him? Him. Squawny me. Two fights at most. Hope he can run. Bu menübüsten istediğiniz zaman map'e tekrar dönebiliyorsunuz bu arada. İstediğiniz zaman tekrar buraya gelebiliyorsunuz. Yani Carnage'deki görevlerinizi yarım bırakıp kendi map'inize dönebilirsiniz. İlla tamamen bitirmenize gerek yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Etrafta şöyle ufak ufak göstereyim. Giriş kısmı böyle. Bu abimiz alev püskürtüyor. Bodyguard abilerimiz yine aynı şekilde. Ben zaten bir önceki Carnage'li videomda net göstermiştim buraları. Yine de ufak ufak göstereceğim her yerini. Adamlar izbandut kafese koymuşlar. İzbandut besliyorlar ya. Düşünün yani. Ortam böyle. Buraları göstermiştim ben zaten size tekrardan. Hani bu bildiğimiz bir pazar. Craft Master'ımız. Buradan kostüm alabiliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Değişik silahlar alabilirsiniz. Kostümler. Bu silah aralarında en iyisi bir level olan. 25 tane alabileceğiniz kostüm var. Yani buraları göstermiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Şimdi ilk NPC'mizle konuşalım. Could be. I wouldn't bother cuz I'm gonna win. If you say so. You'll see. And once I'm the champion. Bu abinin kendine olan özgüveni. The first one will prevent anyone else becoming a champion. Espri de yüklemişler NPC'ye. My friend's missing. His name is Chiro. Never heard of him. Is he a fighter? He seems to think so. Need anything else? Thanks. Gonna win this time. Yani. Etrafta alevlerle oynayanlar falan çok hoş gözüküyor. İlk geldiğinizde bakarsınız sanırım böyle. Mekan güzel arkadaşlar. Mekan ciciş yani. Abilerimiz var yine. Yukarıda gösterelim şöyle. Kafesin içinde zombimiz. Beslemeyin lütfen. Yemek vermeyin. Hayvanat bahçelerinde yazar ya arkadaşlar. Kemik suratın maskesi bu arada. Bu sıralamanız bir olunca gelecek. Ya yani alabileceksiniz daha doğrusu. Burada insanlar hani bir ufak bir sıra bekliyormuş havası vermişler ama burayla ilgili bir işiniz yok. Sadece bu NPC ile konuştuktan sonra geri kalan full içeride bir oda var. Oradan Severus'tan alacaksınız görevlerinizi. Ya yani burayla işiniz bitecek.
I've cleaned up on every fight. You gamble on duty? Came here straight from the patrol. Didn't even bother to ditch my uniform. So listen, you betting or not? I'm looking for a friend. I believe he was kidnapped. Name's Churro. Kidnapped? Look around you, pal. Anyone look kidnapped to you? People come here to fight or gamble, or both. But it's all voluntary. Jack Matt himself keeps an eye on this place. So your buddy ain't kidnapped. Probably just avoiding you. Olabilir. Belki bizden kaçıyor. Elgar, you around? I'm here. Start with Severus, big bald eunuch. You'll be able to tell. Burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Burayı göstermeme gerek yok zaten. Ekstradan. Yani göstermediğim bir şey var mı diye bakıyorum da. Yok herhalde. And you are? Looking for Churro. Don't know him. Too many creeps here to keep track of. Herkes maskeli zaten arkadaşlar, nasıl tanısın yani, hak veriyorum aslında. The new flesh. Go see Severus. Severus bizim bir nevi bütün oyunları konuşabileceğimiz, oyun veren gibi bir şey düşünün yani. Bir nevi buranın admini gibi bir şey. Ama baş kurucu bu değil. Onu da söyleyeyim. How did you find me? Şimdi burada yaklaşımınız çok önemli. Ben sağ tarafı seçeceğim tabii ki. And you look important. True, true. Çünkü muhabbetiniz ona göre ilerliyor. Ready for the first fight? Birkaç soru soralım. I was looking for a fighter friend, Churro. Zero? Ah, Churro. Musical name, but never heard of it. Oh, I thought you knew everybody. I know everybody who is somebody. Are you ready to fight now? Gelmişken bütün her şeyi soracağım arkadaşlar bu arada. Direkt evet de diyebilirdim. This place has a lot of history, huh? After the fall, this is the next Olympics. So what are the rules? İlk defa izleyenler için bir nevi hani tam anlamıyla göstermek istiyorum. Sıfırdan yani. Geçmek istemiyorum konuşmaları. The new fighter showcase. Your first fight before the crowd. If you survive, you'll find out the rules. Ready? Now I remember your voice from the tryouts. Ah, I recall you had a good fight. Ready for the real battle? Evet. I am. Excellent. I wish you luck. Hep de bizi bir korkutuyorsunuz zaten. Bir germe havaları böyle. Hani şansa ihtiyacın olacak. I'm gonna tell you a story about a species that survived millennia. Homo neanderthalensis. Homo erectus. All of them wiped out by the deadliest species of all. Evet arkadaşlar. İlk şeyi hatırlıyorsunuz havuz dövüşünü. Bu da onun bir nevi arena hali. Fakat burada sopalar yerine bildiğiniz ölüm var. Kılıçlar, işte satırlar vesaire. Her türlü silah var. Serbest yani. Hayatta kalan kişi kazanacak. Mantığı. Wait, what? Buradan sonra çok konuşmayacağım, sadece oynayacağım. Ogar!
Evet, yani çok da zor değildi. Yapabiliyorsunuz. Tabii zorları olacak arkadaşlar. Süreyle ilgili sıkıntı yani. Bir oyunda size maksimum zorlama olayı süreyle oluyor genelde. Süre olayını soktuklarında işin içine. O biraz zorlayabiliyor. Diğer türlü hani her türlü savaşırsınız zaten. Burası hikayede çok önemli bir yer arkadaşlar. Çünkü bir nevi nickname'inizi seçeceksiniz. Ünvanınızı seçeceksiniz. Bizim Discord grubumuz var bu arada. Discord'a gelenlere ben ünvanlar veriyorum. Konuştukları süre boyunca ne kadar konuştuklarına bakarak, işte etkileşimlerine bakarak, mesela tanışıyorsam yüksek ünvanlar veriyorum vesaire. Bir nevi Dying Light diye şey Discord'umuz var. Katılabilirsiniz. Altta linki var arkadaşlar videonun. Bizim Discord'daki şeyimiz, ünvanımızdan biri bu. Fakat farklı bir şey mi seçsek diye düşünüyorum. Bir öncekinde çünkü ben onu seçmiştim. Ama yine de en güzeli bence o ya. Fast and deadly, like you. To my dedicated fans, I give you Nightburner. Discord'umuza katılıp aklınızdaki oyunla ilgili soruları sorabilirsiniz, yardım isteyebilirsiniz. Ben olmasam bile insanlar cevap veriyorlar. Bilenler illaki cevaplıyor. Ogar, you should have warned me. Astrid changed the rules, not like the old days. We had accidents. Like with your son? No, not like that. Back off. You don't know shit. You ask Severus about Chiro? He had nothing to say. He won't. Unless he can get something out of it. Okay, how? With the bets. If he makes money off you. Ogar'ın oğlunu bulması için bir nevi Severus'a yaklaşmamız gerekiyor diyeyim. Yakınlık kurmamız gerekiyor. Severus da parayı seviyor. Buradaki odayı seviyorum bu arada. Böyle bir oda isterdim. Her şey için de yeterli bir oda. Burayı da göstereyim. Bu şekilde etraf. Bu abimiz burada ne yapıyor ben tam anlamadım ama. Atmosfer bence güzel arkadaşlar. Olması gerektiği gibi. Boş yok yani, boş bir oda da koyabilirlerdi. Bence olması gerektiği gibi olmuş. Gayet güzel. Severus'la muhabbet edeceğiz. Severus'a bazı sorular soralım. Burada konuşmayı kısa tutmayın arkadaşlar. Hikayeyi tam anlayın. Yani olabildiğince beyaz seçenekleri seçin. Sarıyı seçerseniz sarı en kısa cevap yani. Konuşmayı kısa kesmek için hazırlanmış olan sarı. Ben beyazları da soracağım yani. But you remember me. And I'm trying to forget now. The fights really are life and death here. Welcome to life after the mantığı var arkadaşlar. And sona kalma olayı. We are not barbarians. We have two rules. First, put on a great show. What's the second rule? Come and go as you please, but you finish the full tournament. Only one fighter stands. The rest are taken out. What about Chiro? Remember him? Why? Burada sağ tarafı seçiyorum genelde. Owes me money. Everybody owes somebody something. You can make more money. Aslında mantıklı söylediği şey ama bize Chiro lazım. Chiro, Chiro, Chiro. No. Bence uzatalım konuşmayı. Bakalım neler diyeceğiz. Her şeyi soralım arkadaşlar. What about those rankings? You win, you advance. Be a hero to the crowd. The higher the rank, the more you make. More money, more weapons. More chances. And if I reach the top? Aha, Skullface won't let you. I will. Onu göreceğiz bakalım kemik suratı izin verecek mi vermeyecek mi. Asterix bu arada Severus'un üstünde bir rütbeye sahip biri. We don't have time.
Let's just say she came up with the yani kurucu diyebiliriz. Meaning exactly what I just said. Astrid must be powerful because you're scared shitless of her. If you were smarter, you would be too. But she rewards as well. She knows exactly what Villador wants to do on a Saturday night. Ogar'ı soralım. You ever hear of Ogar? Ogar. Ogar, Ogar, Ogar. Hmm, sounds familiar. Like someone I'd remember. Unless it was better for me to forget about him. What should I know about Skullface? He's still number one, and he never loses. Every tournament needs a hero, even if it's a dirty bastard like Skullface. I might even say Astrid fears him, but I wouldn't. Abartın Severus be. Hadi seni soralım. So, what's your job? A little this, a little that, like any good producer. Evet, şimdi hikaye ilk defa şu an buradan izleyenler. Sizce Severus'a güvenilmeli mi? Yani tipinde bir güvenilirlik var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Severus nasıl birisi sizce? İlk gözleminiz ne yani? Hi, let me in the arena. İlk oyunumuzu oynayacağız şimdi. Welcome. You honor Astrid and Carnage Hall. Now, pick your. İlk başta belli oyunlar açık. Bunlar sondan açılacak arkadaşlar. Zorlar yani. Oynadıkça açılacak. Burada şöhret sıralaması, şöhret puanı vesaire var. İlk Harran'da bir gün olarak başlayalım. Bunlar da var ama Harran'da birbirinin iyisi bence. O yüzden onu seçeceğim. Bu müziği duyup da duygulanmayan var mı bilmiyorum gerçekten. Yani bu müziği duyup da duygulanmayan var mı arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Burada patlayanlara biraz sıkıntı yaratabilir size. Bana bile yaratıyorlar. Açarken özellikle. Normalde bunları kesip yapmanız gerekiyor. Ama kancayla direkt hızlı bir şekilde gidip buradan silahımızı alalım. Evet, meşhur kasatura burada arkadaşlar. Fakat bu glitch videosu değil. O yüzden şu an glitch göstermeyeceğim. Dümdüz oynayacağız yani. Bunları kesmem gerekecek. Yoksa yaptırmazlar. Patlayacak. Bakın beyni açık ama hala bana yapışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ilk aşamayı geçtik. Bu kırmızı dumanı hatırlıyorsunuzdur. Dank Knight 1'deki droplardan arkadaşlar. Biraz onu benzetmeye çalışmışlar ama gayet iyi olmuş bence. Herkesin kırmızı duman görünce koştuğunu biliyorum. Çok güzel gözüküyor ya. Bence Dank Knight 2'ye de belli aralıklara düşen droplar yapmalılardı. Olabilir yani bence. Yani gün içerisinde en azından bir tane drop düşebilirdi herhangi bir yere. Random. Ama sanırım birinci oyuna çok benzetmek istememişler yani. Farklı olsun istemişler. O yüzden silah yapalım. 2023'ün Eylül mü Ekim mi o kısımlarında bir DLC belirttiler arkadaşlar. Silah DLC'si gelecek vesaire dediler ama hala ne giden var ne giden pompalı DLC'si gelecekti. Hala gelmedi. Bakalım yakın bir tarihte geleceğini söylüyorlar. Bu hafta özellikle çok konuşuldu Reddit'te. Gelirse onda videosunu çekerim. Tanımış oluruz nasıl olduğunu görürüz. Fark ettiyseniz buradaki NPC'ler Harran'daki düşmanlarımızla birebir aynı de olmasa da benzetmişler. Abi ayakta öldün ya. Bunları toplayalım bu arada. Ya.
Genelde kullanmıyorum ama toplayacağım. Bunlar burada, bunların olduğunda bilin diye gösteriyorum aslında. Burayı hatırlamışsınızdır. Dying Light 1'deki hatırlıyorsanız trafo görevimiz vardı. İlk elektriği açma görevimiz. Bir nevi ona benziyor arkadaşlar. Biraz duygulandım. Yalan söylemeyeyim. Normalde elimdeki silah dışarıdaki bütün bosslara tek atıyor. Fakat burası dışarıyla aynı seviye olmadığı için, yani buranın seviyesi biraz daha yüksek dışarıya göre. O yüzden bu silah çıkarttığımız zaman dışarıya tek atıyor arkadaşlar. Çünkü burası çok güçlü aslında. Bizim normal mapimize göre çok yüksek ileride. Mesela buradaki ecelleri tek atamıyorsunuz. Oyununuz zorda olsa bile atamazsınız. Ama mesela Villador'a geçsem bu silah tek atıyor. Hani taş yerinde ağırdır sözü bu silah için aslında. Dışarıda bu boss'u bulsam tek atacağım. Villador'da mesela. Burada 5 kere falan vuruyor. 2'ye böldük bu arada. Abimiz dans ediyor. Patlayanları hemen keserseniz, silahla tek atarsanız patlayamazlar. Bazıları patlaması için uğraşıyor, uzaktan bir şeyler fırlatıyor falan. Gerek yok arkadaşlar. Direkt gidin bir tane vurun yani. Ama hızlı kesmeniz lazım. Diğer türlü patlar tabii ki. Parçalandı iyice ya. Bu sanırım son aşaması. Hayatta kalırız arkadaşlar. Yani bölge savunması gibi bir şey yaptıracak bize ama yani bunları korumamız gerekiyor. O heykelleri. Burası bitti zaten. Yeni bölgesini atacak şimdi. Karşı taraf. Evet, belli bir süre daha hayatta kalacağız. Yeni bölgeye atmadı. Nereye atacak acaba? Ha evet, şimdi şey arkadaşlar. Hayatta kalacağız. Yandaki süre kadar. O yüzden nerede durduğunuzun bir önemi yok. Aşağı mı geçsem, burada mı dursam? Sen gelme. Sekti ya. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak bak bak, izle, iyi izle. Süper kahraman inişi. Biraz saçma bir iniş oldu ama.
Evet, araba tuzaklarını açmamış olsanız bile buradaki araba tuzaklarını kullanabiliyorsunuz. Normalde BM'lere vermeniz gerekiyor biliyorsunuzdur. Sadece Dying Light 2 oynayanınız var mı aranızda? Biri hiç oynamamış olan. Hiç girmediniz ama böyle. Bilmiyorsunuz. O tarz biri var mı burada? Yoktur bence ya. İnsan bir merak eder, biri de oynar yani. Ben sanmıyorum. Hop. Fark ettiyseniz eceller tek yemiyor. Yani buranın map'i güçlü arkadaşlar. Ha, yani villa doğrudan güçlü. Fakat dışarıdaki bir ecele vuracak olursam tek yer. Buradaki yemiyor. 4 tane vurdum gördüğünüz gibi. Normalde olması gereken o aslında da. İşte glitch olayı işin içine girince oyunu bozuyor bir nevi. Sevmeyenlere hak veriyorum arkadaşlar. Şunların gelişe bak. Araba tuzağını çalıştırırsam beni şey yapmasın da biraz geri çekileyim. Şunu da patlatalım. Onu çekeceğim. Hayır 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 hayır. Tamam. Kendime çektim. ...15 saniye kaldı. Elektrikli izbandı çok güzel gözüküyor bu arada ya. Rengi. Bunu da patlatacağım. Fark ettiyseniz eceller tuzaklardan etkilenmiyorlar arkadaşlar. Araba tuzağına falan gitmiyorlar. Her türlü size kilitliler yani. Okey, bu bitti. Sıralamamız fark ettiyseniz 40 oldu. Sıralamada yükseldik yani. İlk şey görevi yaptık arkadaşlar. Bu arkadaş bizim hayranımız. İlk hayranımız bu yani. Night Runner. Hope things end better for you. Yani göğsünde yazan, zaten tişörtünde yazan anlamışsınızdır herhalde. Siz de bu şekilde fanatik misiniz arkadaşlar? Mesela ben futbolu çok fanatikleştiren insanları sevmiyorum. Futbol sevmediğim için değil. Bir şeye böyle delicesine fanatik olmak duygusu bende yok. Ben sevmem. Bana saçma gelir. Anyway, you're my new favorite. Hope you survive. Evet. Şimdi Severus'a gideceğiz. Ama ondan önce biz ilk görevi bitirdiğimiz için şu gördüğünüz gibi biri açıldı ama bunlar hala açılmadı. Bunlar da açılacak. Ve tek tek hepsini yapacağız arkadaşlar. Bu kanalda. Şimdi bakalım burada bir şey oluyordu. Ha. Yok, bu yan görev. Bunu şey yapmayacağım. Şu an yapmayacağım bunları. Bunları da yapacağız ama yani arkadaşlar. Hepsini göstereceğim bu kanalda. Bakalım Severus Bey ne diyor. One more thing before you're well, gone. You're a pilgrim, right? I could use your help. Someone stole the take from the last fight. Find the thief and I will reward you. Might even help me recall the answers to some of your questions about Chiro, right? Did thief leave any clues? Injured himself in the process. Guards found a blood trail, but lost it. My guess is a pilgrim makes a better bloodhound. Okay, I'll help. You just better remember something about Chiro. I will, if you succeed. Al gülüm, ver gülüm hesabı. Beş dakikalık bir timing var. O süre içerisinde yapmamız gerekiyor.
Bu arada abla çok hoşuma gitti. Yani Dying Light'taki Sophie'den sonraki ikinci gördüğüm güzel kadın diyebilirim. Evet, ayak izi burada arkadaşlar. Ondan sonrasını takip edeceğiz. Şu an gözüküyor zaten. Bu abla da fena değil. Abim çekil abim. Evet, çok az da olsa gözüküyor adımlar. Her bastığınızda. Burası biraz sıkıntı. Sudan dolayı göremeyeceğim galiba. İlla ki böyle gitmiştir herhalde. Bu tarafa mı gitti acaba diye bakıyorum. Yok, burası değil. Evet, gördüm. İkinci checkpoint yerinden. Bakalım nereye atacak. Evet. Yok, burası değil. Şu, aynen gördüm, tamam. Burası. Burada bir kesildi. Otel elektrikli miydi ya? Okey, buradan devam ki. Peki burada bu abilerin ne işi var? Ne yapıyorsunuz burada mesela ya? Bu abiler burada ne yapıyor? Ha, iki tane adam var. What? Sağ mı sol mu? Her zaman sağa seçerim arkadaşlar. İşte aklıma bir an şey geldi ya. Gergin görünüşlü adam. Onu arıyorduk ya, hatırlıyor musunuz? Burada bir kesildi. Bu abim yok değil. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben bu şeyi bitirdim ama bayağıdır oynamadığım için buraları hatırlamıyorum. Aslında benim için de iyi. Hatırlamadan oynuyorum yani çoğu yeri. Sadece mapleri hatırlıyorum arkadaşlar. Geri kalan hikayesini çok hatırlamıyorum. Yani. Hiç beklediğiniz biri gibi çıkmayacak, onu söyleyeyim. Yani eminim hiçbiriniz bunu beklemiyordunuz. Benim en gıcık olduğum erkek çocuk yaşı bu arkadaşlar. Bu yaştaki erkek çocuklardan nefret ederim. Beni yargılamayın. Örnek veriyorum, bir misafir çocuğu vesaire geldiği zaman, özellikle bu yaşlardaysa, odaya sokmam. Yani hatta annemin bir misafiri vesaire bir şey gelecekse sorarım erkek çocuğu var mı diye. Çünkü çok gıcık oluyorum. Yani çok şımarık oluyorlar. Özellikle bilgisayarla ilgilenmeye çalıştıklarında çok sinir oluyorum. Genelde odamın kapısını kilitlerim. Tam bir yalancı arkadaşlar aslında. Buna inanmayın. O yüzden ben burada yani yalan söylediğini bildiğim için olmaz diyeceğim. Şu an bize numara yapıyor. Numara çekiyor. Çocukları sevmiyorum arkadaşlar ya. Benim gibi vardır illaki aranızda anlayan beni. Ben de bu yaştan geçtim, okey de ben böyle değildim yani. Şımarık değildim. Can't go far like this anyway.
Evet, buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bence bu bölüm bu kadarlık yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.